Hocam öncelikle yağ bezi hastalıkları neden kaynaklanır? En çok kimlerde görülür? Yağ bezi hastalıkları genellikle yanlış beslenen insanlarda olur. Aşırı yağlı et veyahut da yoğun peynir yiyenlerde çok olur. Peynir. Peynir demek yağ demek. Yağ yağ asidine dönüşür. Yağ aside aside dönüşür. Asit asidoza sebep olur. Asidoz, asidi bu vücudumuz hemen nötrleştirmesi gerekir. Çünkü insan kanının pH değeri 7.40. Yani kanımız hafif alkalik. Bu pH değeri aşağı doğru düşürse tehlikeli. Kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanın pH değeri 7.35-7.45. Binde ikilik bir oynama olur. Hep aynı dengededir. Evet. Bunu koruyan tamponlar var. Şimdi bu asidi peynir yedikçe asit oranı kanda yükselir. Yükselen asidi hemen düşürmek gerekir. Yoksa kalbe zarar verir, beyne zarar verir, damarlara zarar verir, bütün organlara zarar verir. Yani kalp yanar. Aşağı fazla düşemez. Kalp kaslar erir. Asit oranı yükseldikçe tehlikeli. Bu asidi hemen nötrleştirmesi gerekir. Neyle nötrleştirecek? Nedir hocam? Kanda bulduğu kalsiyumla. Kalsiyumla asidi birleştirir. Asetata dönüştürür. Depolar. Oraya, buraya, şuraya. Ne olarak depolar? Yağ bezi olarak. Miyom olarak, kist olarak, nodül olarak vesaire vesaire.